Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master.net kanalının yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Nesil nesil tüm saldırıların tapon listesini yapacağız. İlk durağımız birinci neslin en iyi 10 saldırısı. Saldırılar konusunda bir tapon listesi yapmak tabii ki yine zor bir iş, fakat şöyle bir durum var. İster istemez bu tapon listesini hazırlarken duygusal kararlar vereceğiz. Ama genel olarak tapon listesindeki saldırılar oluştururken şunlara dikkat ettim. Tabii ki vuruş gücü, isabet oranı, rakibe verdiği diğer hasarlar, tür kombinasyonu, tür üstünlüğü ve son olarak da tabii ki benim en çok saldırılarda kullandığım saldırıları seçmeye çalıştım. Tabii ki her tapon ya da top 5 listesinde söylediğim gibi herkes kendi kararında özgürdür. Herkes kendi fikrini yazabilir her türlü. Herkesin fikri de tabii ki değişken olabilir. Evet, neyse, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen başlayalım. 10 numara Blizzard. Blizzard, yani Türkçesiyle tipi, buz türü saldırılar içerisinde önemli bir yere sahip. Bu yüzden listeme aldım kendisini. Blizzard'ın aslında şöyle bir durumu var. Gücü 120 idi. Vuruş gücü 120 idi Blizzard'ın, fakat son nesille birlikte bunu 110'a düşürdüler. İsabet oranının 70 olması tabii kötü. Aslında 70 olmasa daha yukarıda yer alabilirdi bu saldırı. Yani isabet oranının 70 olması bu saldırının bazı durumlarda boşa gitmesini sağlıyor. Ama şöyle de güzel bir yanı var Blizzard'ın. Double savaşlarda, ikili savaşlarda rakibe, yani iki rakibe de zarar verebiliyor. Bu yönden güzel bir saldırı. Kategorisi Special, özel saldırı. Diğer durumlar ise, yani sadece 110 hasar vermiyor. Bunun dışında %10 donma, rakibi dondurma olasılığı var. Bir de Hail durumunda, Hail Storm olduğunda isabet oranının %100'e çıktığını görüyoruz. Savaş alanına girer girmez Hail başlatan ability'ye sahip Pokemon'lar var. Bu Pokemon'a Blizzard'ı öğretirseniz İsabet oranı 70 değil 100 oluyor. Kafanızda rahat oluyor, öyle diyeyim. Blizzard saldırısının tapon listemizde yer alması birinci nesilde önemli saldırılardan biriydi çünkü. Yer almasını istedim. Çünkü buz tipi saldırı da birinci nesilde gerçekten çok fazla değil. Listemizde 10 numarada Blizzard, yani tipi yer alıyor. 9 numara Tree Attack. Bu saldırı gerçekten çok ilginç bir saldırı. Hala da çok gündemde olan ve savaşlarda kullanılan bir saldırı. Özellikle Porygon Z ile Porygon'la, daha doğrusu diyelim, evrimleri de sayalım, kullanılan bir saldırı. Tree Attack adı, yani adından da anlaşılacağı üzere 3 türlü bir saldırı. İsabet oranının 100 olması, gücünün 80 olması gerçekten çok iyi. Special bir saldırı, normal türde bir saldırı. Bu saldırının ikinci efekti zaten saldırıyı ilginçleştiriyor. %20 ihtimalle yanma, donma ya da felç durumu oluşturuyor. Bunların hangisi olduğunu biz seçemiyoruz. Artık hangisi denk gelirse. O yüzden ilginç bir saldırı. Genelde bu saldırıyı, dediğim gibi, Porygon'la özleştiriyoruz. Bir de birinci nesilde Dodrio'yla çok görmüştük bu saldırıyı. Triatan ilk nesildeki çok böyle ilginç saldırılardan olması nedeniyle listemizde bulunmasını istedim. Bence de 9 numarada güzel bir yer buldu kendisine. 8 numara Sword Dance. Bu saldırı listede olmazsa olmaz diye düşündüm. Benim gibi düşünenler de mutlaka olacaktır. Sword Dance, tamam, rakibe zarar veren bir saldırı değil. Fakat şöyle de bir durum var ki Sword Dance gerçekten çok ünlü bir saldırı. Birçok oyuncunun kullandığı bir saldırı Sword Dance. Ne işe yarıyor? Atak değerini 2 kademe arttırıyor. Atak değerinin 2 kademe artması demek gerçekten çok, özellikle physical atak yapan, atağı güçlü olan Pokemon'ların gerçekten çok çok güçlü bir duruma geçmesini, çok avantajlı bir duruma geçmesini sağlıyor. Yani bizim Pokemoncuların diliyle konuşursam, rakibe tek atmayı arttırıyor, olasılığını arttırıyor. Listemize Sword Dance'ın mutlaka olmasını istedim ve 8 numarada kendisine yer verdim. 7 numara High Jump Kick. High Jump Kick de gerçekten hala günümüzde, yani 6 nesil geride kaldığında, yine de popülaritesini yitirmemiş bir saldırı. Aslında High Jump Kick'in geçmişinden günümüze çok fazla değişikliğe uğradığını görüyoruz. Bu saldırı ilk çıktığında daha az vuruyordu. 60-65 civarı vuruş gücüne sahipken, sonra işte 90'a, 110'a ve 130'a çıkarıldı. Kademe kademe arttırıldı. İsabet oranı da zannedersem biraz artırıldı, 70'lerde falan da 90'a çıkarıldı. Aynı zamanda High Jump Kick'in ismi de değiştirildi. Önceki nesillerde, zannedersem 4. nesile ya da 5. nesile kadar olması lazım. 5. nesile kadar adı High kelimesi H-I şekilde yazıyordu. Yani H-I Jump Kick şekilde yazılıyordu. Fakat sonra isim değişikliğine uğrayarak
normal high jump kick normal yazılışına döndü. Bu saldırı gerçekten çok güçlü bir savaş tipi saldırı. Yani birçok savaş Pokemon'u da kullanılıyor. Ama tabi bu saldırı güçlü bir saldırı. Tamam güzel bir saldırı ama tabi bir dezavantajı var. Atak isabetsiz olursa Pokemon kendine zarar veriyor ve bir hayli de zarar veriyor. Yani %50'si kadar gidiyor enerjisinin. Bu nedenle dikkatli kullanılması gereken bir saldırı. O isabet oranında o %10'a tam böyle savaşlarda ihtiyaç olduğunda girildiği zamanlar yaşayanlar olmuştur. Ben de yaşadım. Gerçekten büyük bir bassızlık, onu da söyleyeyim. Highchamp King listemizde bulunmalıydı ve listemizde de yer aldı kendisi 7 numarada. 6 numara Psychic. Psychic türü saldırılar içerisinde hala en iyi saldırılardan biri olduğunu söyleyebilirim Psychic'in. Yani o kadar nesil, o kadar saldırı geçmesine rağmen hala çok güçlü ve çok iyi bir saldırı Psychic. Aynı zamanda hani türün kendi ismiyle özdeşirsen herhalde tek saldırı. Hem Psychic tür, Psychic tür bir saldırı hem de ismi Psychic. Psychic tür Pokemon kullanıyorsanız Psychic kullanma olasılığınız gerçekten çok yüksek. Genellikle kullanılıyor, onu da söyleyeyim. 90 vuruş gücüne sahip, isabet oranı da 100. Kaçırma ihtimali pek, yani kaçırma ihtimali yok. Special türde, özel türde bir saldırı. Psychic'in aynı zamanda %10 ihtimalle rakibin special defans, yani özel defans değerini düşürdüğünü de söyleyelim. Dediğim gibi psychic Pokemon'lar içerisinde çok popüler ve çok gerçekten kullanışlı bir saldırı. Birinci nesil saldırılar içerisinde de vazgeçilmez saldırılardan da bu nedenle listemizde 6 numarada kendisine yer verdim. 5 numara Hydro Pump. Şimdi yine birinci nesil Pokemon'ları düşündüğümüzde aklımıza tabii Hydro Pump saldırısı mutlaka geliyor. Çünkü aklımıza kimi getiriyor? Blastoise'i getiriyor ilk nesilde. Özellikle o kabuğunda bulunan tüfeklerden yapmış olduğu saldırı Hydro Pump saldırısı geliyor akıllara. Hydro Pump gerçekten güçlü bir su saldırısı. İlk nesilde yine iş gören bir saldırı. Tabii Hydro Pump'ta da şöyle bir durum oldu. Eskiden gücü 120 iken artık 110, 110'a düşürüldü. İsabet oranının 80 olması tabii bu saldırıyı biraz kullanışsız kılabiliyor. Zaten 100 olsa isabet oranı daha yükseklerde yer alırdı. Şimdi 5 defa yapabilmemiz de bu saldırının kötü yanlarından biri. Yani 5 defa yapıyoruz ve 80 isabet oranı var. Birini mutlaka kaçıracağız demektir bu. Rakibe ikinci bir hasar ver. Vermiyor. Sadece 110 rakibe vuruş gücü sağlıyor. Beğendiğim güçlü bir su saldırısı olarak yer alıyor listemizde. 4 numara Thunderbolt. Tabi Thunderbolt deyince işler değişiyor. Şimdi elektrik türü saldırılar içerisinde Thunderbolt'un yeri bizim için her zaman ayrı. Neden? Tabi herkes biliyor. Pikachu yüzünden. Eşim Pikachu'su Thunderbolt saldırısıyla yıllarca birçok rakibini yendi. Şimdi neden Thunder değil de Thunderbolt diyenler olabilir. Şimdi Thunder tamam daha güçlü bir saldırı. 110 vuruş gücüne sahip bir saldırı. Fakat yani isabet oranı 100 olup vuruş gücü 90 olan bir Thunderbolt'u ben daha çok tercih ediyorum oyunlarda. Hem kafa rahat oluyor hem de yani Thunder daha böyle bana itici gelen bir saldırı. Neden bilmiyorum. Tabi burada biraz duygu kattım işin içine yani burada Thunderbolt alırken. Thunderbolt'un %10 ihtimalle rakibi felç etme olasılığı da var. Bu da gerçekten güzel bir olasılık. Dediğim gibi Thunderbolt ilk nesilde Pikachu'yla özdeşleşen bir saldırıydı. Güçlü elektrik saldırılarından olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda bu saldırının Japonca ismi 10.000 volt şeklinde geçiyor. İlginç yani. İlk tabi orijinali öyle Thunderbolt şeklinde çevrilmiş. Listemizde de 4. sırada kendisine yer buldu. 3 numara Ice Beam. Ice Beam için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Thunderbolt'ta söylediğimiz her şey aslında Ice Beam için de geçerli. Buz türü saldırılar içerisinde bence 1. nesildeki zaten dişe dokunur 2 saldırı var. İşte birincisi Blizzard'dı zaten saydık. Bu da Ice Beam. Ice Beam isabet oranının 100 olması, gücünün de 90 olması nedeniyle burada yer aldı. Buz türü saldırılar içerisinde hala çok kullanışlı bir saldırı. Yani 6 nesli geride bıraktığımızda hala bir buz türü Pokemon kullanıyorsanız Ice Beam'i yani %90 ihtimalle yazıyorsunuz mutlaka. %10 ihtimalle rakibi dondurma ihtimali olduğunu söylemiştim. Ice Beam aynı zamanda sevdiğim buz tipi saldırılarından da biri oluyor. Ve 3 numarada kendisine yer buluyor 1. nesil saldırılar içerisinde. 2 numara Flamethrower. Flamethrower deyince benim için
Tabii duygular biraz devreye giriyor. Çünkü benim birinci nesilde en çok kullandığım ve en çok sevdiğim saldırı Flamethrower aslında. Diyeceksin, o zaman niye birinci sıraya koymadın? Birinci sırada daha kullanışlı bir saldırı var bence. Flamethrower tabii aynı Ice Beam ve Thunderbolt gibi 90 vuruş gücüne ve 100 isabet oranına sahip bir saldırı. %10 ihtimalle rakibi yaktığını söyleyelim. Şimdi burada da bazıları diyecek ki neden Fire Blast değil de Flamethrower? Fire Blast da yine isabet oranının, yani kaçırma olasılığının olduğunu düşünerek Fire Blast'ı almadım. Flamethrower daha garanti bir saldırı. Hatta ilk nesil oyunları oynayanlar bilecektir, hatırlayacaktır. Oyunun böyle tam ne denir, stratejisini anlamadığımız zamanlarda önümüze gelene Flamethrower'la yakıp yakıp geçiyorduk yani. Ben o günlerden çok kullandığım bir saldırı. Hala bir ateş Pokemon'u aldığımda, kullandığımda tabii overheat falan çıktı sonradan. Fakat hala da Flamethrower garanti saldırı olarak görünüyor benim gözümde. Birinci nesilde de gerçekten çok öne çıkmış bir saldırıydı. Eşin Charizard'ıyla ya da diğer ateş Pokemon'larıyla özdeşleşen bir saldırıydı Flamethrower. Ve bir numara Earthquake. Birinci nesil saldırılar içerisinde bence en kullanışlı ve en garanti saldırı Earthquake arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Çünkü neden? Hem 100 güce sahip, vuruş gücüne sahip, hem 100 isabet oranına sahip, %100 yani. Hem de yine aynı Flamethrower'da söylediğim gibi, işte o ilk zamanlar oyunların mekaniğini tam bilmediğimiz zamanlarda seçip sürekli olarak rakibi devirebildiğimiz bir saldırıydı. Earthquake'in şöyle bir güzelliği var tabii ki, rakip birden fazla olduğunda da hepsine işleyebiliyor saldırı. Tabii dezavantajı nedir? Sizin yanınızda bulunan Pokemon'a da işliyor saldırı maalesef. Tabi yanınızda bir uçuş tipi Pokemon koyarsanız ya da Levitate abilitesine sahip bir Pokemon koyarsanız etkilenmez. O ayrı bir konu. Earthquake rakip dik yapıyorsa, dik saldırısını yapıyorsa, biliyorsunuz dik iki aşamalı bir saldırı. İlk aşamasındayken Earthquake yaparsanız rakibe çarpı 2 hasar verirsiniz. 200 hasar verirsiniz. Bunu da ekleyelim. Tamam, birçok güzel saldırı var birinci nesilde. Fakat number one'a, bir numaraya koyabileceğimiz saldırı bence Earthquake'ti. Depremdi. Birçok yer Pokemon'uyla bunları özdeşleştirebiliriz. Raidon'da gördük, Sandrew'da gördük, Sandslash'ta gördük. Birçok Pokemon'da Earthquake ilk nesilden gördük, hatırlıyoruz. Bence listemizde bu şekilde oluşmalıydı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, birinci neslin en iyi 10 saldırısını sizler için seçtim. Katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır. Bunları tabi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. En iyi 10 saldırı dizimizin tabi gelecek nesiller için de yeni bölümleri olacak. Gelecek bölümde ikinci neslin en iyi 10 saldırısını sizler için seçmeye çalışacağım. Fikir vermek isteyenler yine yorum olarak yazabilir. İşte ikinci nesilde şunları seçebilirsin, bunları seçmelisin gibi fikir de verebilirsiniz bana. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.